Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda sizlere elektrikli bisikletten bahsedeceğim. Elektrikli bisiklet nedir? Elektrikli bisiklet akü ile beslenen, elektrikli motor ile çalışan, insan gücünü minimuma düşüren mucizevi bir üründür. Ben yaklaşık 2-3 aydır bu RKS marka elektrikli bisikleti aldım, kullanıyorum. Ve gayet memnunum. Bunu BİM'in uygulamasını aldım ben arkadaşlar. Fiyat olarak 13.000 lira değerinde. Yaklaşık 3 aydır biniyorum. Yani herhangi bir şikayetim olmadı. Yalnız ilk aldığımda şöyle bir sürprizle karşılaştım. Misal evimize televizyon alırız. Servis evimize gelir, televizyonumuzu kurar, garantisini başlatır. Ben bunu da o şekilde olacak zannediyordum. Servis aradığımda bana kendilerinin gelemeyeceğini söylediler. Yani biz onlara gidiyormuşuz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bu bisiklet yani öyle bir kutu içerisinde geliyor ki herhangi bir aracın arkasına atıp getirmeniz mümkün değil. Yani bir çamaşır makinesi büyüklüğünde bir kutuyla geldi bana. Ben orada böyle bir çaresiz kaldım. Bunu nasıl götürebilirim falan. En sonunda dedim kendimi açayım. Yani kurulumu da basit bir şey zaten. Ortada bir açılır kapanır yeri var. Katlanma kısmı. Ön gidonda bir katlanma kısmı var. Oraları açtıktan sonra zaten kurmuş oluyorsunuz. İşte garantisi biraz sıkıntıya girmişti. Onu da göz ardı ettim. Yaklaşık bir 2-3 hafta o şekilde takıldım. Ben böyle sağını solunu kurcalarken elimde anahtarla bu tam şu kısımda bir şarj etme yerimiz mevcut. Ben buraya anahtar temas ettirdim. Orada bir kıvılcım çıktı. Bu akülerin sigortası oluyormuş. Ben o sigortayı tam şurada bir sigorta, şurada da bir sigorta oluyormuş. Ben o sigortayı patlatmışım. Şarj edememeye başladım. Yani bunun şarj aleti şarj esnasında kırmızı yanar. Şarjımız tam olduğu anda yeşile döner. Benimki devamlı yeşil yanıyordu. Aydınlık evlerdeki servisine gitmek durumunda kaldım artık. Bir şekilde götürdüm. Sağ olsunlar sorunumu da çözdüler. Garantimi de başlattılar. Yani durumumu güzelce izah ettim. Ben bunu dedim getiremedim. O şekilde başladık. Evet arkadaşlar, biraz bisikletimizden bahsedelim. Nasıl çalışır? Nasıl gider? Bisikletimiz 40 kilometre menzile sahip. Yalnız bu yolun eğim durumuna göre değişiyor. Yokuş yukarı vuracaksanız yani yarısını kesin atın diyebilirim. Şarjı inanılmaz diyor. Ama düz yolda gidin gidebildiğiniz kadar. Daha sonra hızımız, azami hızımız 25 kilometre. 25 kilometreden fazla bir şey beklemeyin. Zaten bir bisiklet içinde bu çok çok fazla bir şey. Frenlerimiz ön ve arka disk fren. Tekerlerimiz Kenda marka. En iyi markadır. RKS zaten kendisi bu motor işinde ayrı bir marka. Akümüzü nasıl çıkarıyoruz? Burada bir mandal var. Mandala basıp bunu aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Daha sonra bunu şöyle bastırıp şöyle çevirdiğimizde aküyü tutup yukarı çekebilirsiniz. Buradan ayırıyoruz. Herhangi bir çalınma durumuna karşı böyle bir güvenlik tedbiri alınmış. İyi ki de alınmış. Onun haricinde ön kısım amortisörlerimiz açılır kapanır. Amortisörlerimiz mevcut. Çanta benim kendi çantam.
Ben bu bisikleti ilk aldığımda işte çalıştırmayı falan becerdik. Burayı 10 seviyesine getirdik. M'ye basılı tuttuk. Ekranımız açıldı. Benim bisikletim 153 kilometrede. Ben bunun farını nasıl yakacağımı bilemedim en başta. Şimdi aşağı yön tuşu, yukarı yön tuşu. Bu bizim kadememizi artırır, kadememizi düşürür. Yukarı tuşuna uzun bastığımız zaman fenerimiz aktif oluyor. Fenerimiz, stop lambamız. Yani trafikte bizim bunu bu şekilde kullanmamız icap ediyor. Araçların bizi fark etmesi için çok güzel düşünülmüş. Bu dijital ekranımız akümün seviyesini gösterir. Kademem. Buradan artırıyorum, düşürüyorum. Burası el vites artırıcım. Şu an en yüksek vitese çıkmışız. Bisikletimiz yani kabaca bu şekilde anlattım. Buradan katlanabilir dedik. Buradan katlanabilir dedik. Ne için katlıyoruz bisikleti? Diyelim ki tekerimiz patladı, yolda kaldık. Yani yolda kalmayalım diye katlayıp bir ticari taksi çağırıp taksinin arkasına atıp bisikletimizi evimize sağ salim ulaştırabiliriz. Yani bisiklet kabaca bu şekilde. Bir de binelim, turlayalım. Yolda nasılız onu gösterelim. Arkadaşlar motorun devreye girmesi için pedal çevirmemiz gerekiyor. Yani ilk hareketimiz pedalla. Pedal çeviriyoruz ve motor devreye giriyor. Pedal çevirmeyi kestiğimiz zaman motor devreden çıkar. Pedallamaya devam ediyoruz. Derecemizi artıralım. Şu an 3. derecedeyim. Gidiyoruz. Şu an park içerisindeyim. Fazla hız yapamam. Biraz ileride hızlanacağım. 25 kilometreyi göreceğiz inşallah hep beraber. Burası benim kestirme yolum. Böyle gizli geçitlerden geçerim. Şimdi kadememi artırabilirim. 5'e getirdim. Vitesimi de yükselttim. Ekranı göstermeye çalışıyorum. Evet. Hızlandık. da gördük mü arkadaşlar? Gördük sanki.